Dans notlarından merhaba, ben Reyhan Baysan. Artık haftanın son gününde kapanışa doğru yaklaşıyoruz. Pek iyimser bir gün geride kalmıyor gibi duruyor. Hem içeride hem de dışarıda biraz risk iştahında düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Peki rakamlar bize neyi gösteriyor? Şu an itibariyle BIST 100 endeksinde %2'yi aşmış durumda düşüş ve genele yayılan bir geri çekilme var. 10.575 seviyesinden işlemler geçiyor şu an itibariyle. Ve bankacılık tarafında %2,32'lik bir geri çekilme var. An itibariyle 16 hisse yalnızca yukarı yönlü hareket ederken 83 hissede geri çekilme olduğunu görüyoruz. Bir hisse ise değişimsiz hareket ediyor ve puan bazlı katkıları şöyle bir göz attığımız zaman puanların da aslında burada katkı verebilenlerin sınırlı olduğunu görmek mümkün oluyor. Sınırlı kalıyor puan katkıları. Birinci sırada Anadolu Efes yer alırken Türkiye Sigorta TUKAŞ Gıda olarak devam ediyor. En fazla düşüşler kimlerden kaynaklanıyor dersek Bin Birleşik Marketler, Akbank ve Hacı Ömer Sabancı Holding olarak devam ediyor listeye baktığımız zaman. Dolar TL 33.16.70 seviyesinde. Euro TL 35.95.62'den geçiyor. Euro dolar paritesinde 1.08.30'u görüyoruz. Yükseliş hakim, daha fazla euro lehine bir tablo karşılıyor bizi. Dolar endeksinde de %0,34'lük geri çekilme var. Ve burada tabii ki dolar üzerinde, MTI üzerinde en belirleyici olacak gelişme yaklaşık 34 dakika sonra takip edeceğimiz, burada 44 dakika sonra düzeltiyorum, tarım içi istihdam verisi olacak. 15.30'da gelecek bu kritik veri ve FED Eylül'e işaret etmişti ama burada kapıyı aralık bırakırken kapının ne kadar aralık olacağının da verilere bağlı olduğunu söylemişti. 175 binlik bir beklenti var Temmuz ayında istihdam piyasasındaki artışın. İşsizliğinde %4,1 olması bekleniyor ve tabi burada iyi veri kötü piyasa denkleminde bir miktar bozulma, iyi veri iyi piyasa denklemine dönüş beklentisi de söz konusu. Spot altın hem Fed beklentileriyle hem de jeopolitik risklerle yön bulurken 2459 dolardan el değiştiriyor. Gram altın tarafında 2623 lirayı görüyoruz. Gümüş 28 doların üzerinde ve 29 dolar sınırında ve Brent petrolde, Amerikan ham petrolde de %1'in üzerindeki primlerden sonra biraz daha terse dönen bir tablo var. Brent petrol 80 doların altına gerilemiş durumda. Şimdi Bloomberg HT araştırma analisti Çağlar Kuzukluoğlu bizimle birlikte olacak. Hemen kendisine gidelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar hoş geldin. Hoş bulduk. Küresel çapta böyle biraz moraller bozuk gibi duruyor. Bu hafta da merkez bankalarının haftası diyorduk. Japonya Merkez Bankası ilk adımı attı merkez bankalar arasında ve işte 2007'den bu yana ikinci kez faiz artışına gitti. Fed değiştirmedi. İngiltere Merkez Bankası da ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Şimdi Japonya tarafına baktığımız zaman hani belki yine biraz pozitif yansıdı ama onun karşısında hisse tarafında çok ciddi satışlar olduğunu görüyoruz. Sabah saatlerinde öyle bir tablo vardı. Neler anlatırsın bizlere? Yani orada tam olarak neler yaşanıyor Japonya'da, Asya özelinde? Öğlen biraz yapmıştım ama yine gamlı baykuş. Çünkü ben Ağustos gelince 2015 Ağustos'unu hatırlamadan yapamıyorum. Neden diye sorulacak olursa evet, da neden merak ettim. Şu yüzden aramızdaki fark tabii ki birçok koşulda işte zaten araya salgın girdi ama o dönem petrol fiyatları da küresel yavaşlamayla beraber çok düşük seviyelere gelmişti. Ama unutanlar için ya da hatırlamak isteyenler için o yılın Ağustos'unda 24 Ağustos'ta özellikle bu küresel çapta bir bulaşıcılığa neden olmuştu. Şangay Borsası neredeyse Haziran ortasından 2015'in Ağustos'unun sonuna kadar, o 24 Ağustos'a kadar %30 düşmüştü Reyhan ve IMF dahil olmak üzere Çin'le ilgili hayır kriz yok, şu an kriz var demek için erken açıklamalarına girmişti. Ekrana da baktığımızda şimdi teknolojiyle ilgili düzeltme zaten konuştuğumuz bir konuydu. Bunu yayınlarımızda da son dönemde konuklarımızla her birimiz konuşuyoruz. Şöyle bir mevhum çıktı karşımıza. Zaten o senin söylediğin anahtar öbek, yani kötü veri iyi piyasa sallantıdaydı. Hı hı. Bu noktada da tekrar playlist ekrana verebiliriz bu arada. Bunun başlangıcı bir girdaptan şu an için söz edelim etmeyelim. Hani o kolu ne kadar daha derinleşir görüp öğreneceğiz ama dün akşamdan bu sabaha da ister istemez biraz dejavu hissediyor insan.
baktığımız zaman da o teknolojiyle ilgili zaten Nas'tan son dönemdeki görünümüyle birlikte bu sabahtan itibaren Asya piyasalarına baktığımızda da Topix'te %6'ya varan kayıplar, MSCI Asya Pasifik Endeksindeki kayıplar ve Hang Seng Kospi'de de Kore'de de kayıplar vardı. Şimdi buna biraz daha yakından bakalım dilersen. Evet. Japonya hisse senedi piyasası bu arada yenin değer kaybıyla ilgili senin söylediğin kısma paralel rekor kıran yukarı yöndeki değişimiyle son dönemlerde de konuştuğumuz bir borsaydı. Yani bu yılın başından beri parladı. Geçen yılın sonunda da kötü değildi ama birazdan yine bir Hollywood şeyiyle geleceğim sana. Ağustos başlar başlamaz 2 günde Reyhan 600 milyar dolar silindi Japon hisse senedi piyasasının toplam pazar payından. İkinci grafiğimize geçelim. İkinci grafikte de bir Hollywood donesiyle geleceğim demiştim. Türkçe'ye geçen yaz ne yaptığını biliyorum ya, hatta bir üçleme. Bununla ilgili de bu arada genelde hep ne kadar kötü bir filmmiş deriz sonradan. Halbuki 90'ların bu korku teması kötü ve saçma bile olsa her zaman insanı ekranda tutar. O yüzden Ağustos ve Asya benim için çok önemli ikililerdir. Baktığımız zaman da geçen yaz sonu, Eylül'e daha çok yakındık belki ama yaşanan sert satışlara benzer şu anda da bir görünüm var. Yabancının Japon varlıklarının elinden çıkardığını görüyoruz. Tabii bu Japonya ile kısıtlı kalmıyor doğal olarak. Son grafiğimizde de MSCI Asya Pasifik Endeksine bakacağız. Burada da volatilitenin ve hisse senedi piyasasındaki sarsıntım 2021'de o gördüğümüz yine yaz sonuydu. 2021 yılının biraz daha özellikle arz şoklarıyla geneline yayılan dalgalanmalar vardı ama yine ona benzer bir resim gördük. Ama bugün konuştuğumuz konuları, yani başladığımız noktadan bağlayacak olursak 9 yıl öncesinin Ağustos'uyla şöyle benzeştirebiliriz. Yine Çin'in durgunluğunu konuşuyoruz. Yine Çin bir takım teşvik ve düzenlemelerle ekonomideki duraksamayı ya da sarsıntıyı engellemeye, ertelemeye çalışıyor. Küreselde yine büyümeyle ilgili enflasyonla mücadeleden kaynaklı, para politikalarından kaynaklı bir gündem var. Henüz Fed'le ilgili karşımızda net bir resim yok ve en nihayetinde de senin söylediğin o kötü veri, iyi piyasa dayanabildiği yere kadar dayanıyor ama en nihayetinde de böyle karşımıza resimler çıkınca geceden sabaha insan da sormadan edemiyor tabii, acaba bir şeyin başlangıcında mıyız diye. Tarih tekerrür mü ediyor diye soruyoruz. Çok çok teşekkürler. Çok keyifli bir şekilde paylaştın bizlerle bilgileri. Bloomberg HT Araştırma Analisti Çağlar Kuzdukluoğlu bizimleydi. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Deniz Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Ari Balboros Demirer bizimle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Leyhan Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biraz önce Çağlar da aslında hani güzel bir şekilde aktardı bize küresel çaptaki hani biraz böyle o Ağustos endişelerini. Acaba hani biz kendi borsamız için tam da Ağustos ayının başındayken neler beklemeliyiz? Böyle bugün de çok iyi gitmiyor gibi duruyor çünkü gelecek haftada çok önemli gelişmeler yaşanacak. Hem enflasyon rakamlarını alacağız haftanın ilk günü. Perşembe günü enflasyon raporu açıklanacak. Bütün bunlar tabii ki bizim de odamızdayken acaba önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir piyasa bekliyor yurt içinde? Yani aslında tabii sadece bugün değil, bir yaklaşık 10 gündür negatif bir seyir var Borsa İstanbul'da. 11.000-11.200 bandını geçmekte zorlanıyoruz ki aslında bu çok da geçmesini beklemediğimiz bir seviye. Çünkü önümüzde burayı geçmesini sağlayacak temel veriler yok, bir beklenti yok. Ekonomi biraz daha soğuma modunda. İkinci çeyrek bilançoları çok da iyi gelmiyor. Böyle düşündüğünüzde aslında o seviyelerde durması da oldukça zordu. Tabii bugünkü satış biraz daha global anlamda bu riskten kaçış, risk off mod dediğimiz Japon yeninin özellikle değerlenmesinden kaynaklanıyor ki bu dünya için gerçekten önemli, Japon yeninin değerleniyor olması ve bu satışlar birbirini tetikleyebilir. Herkesin orada pozisyonu var. Ciddi büyük pozisyonlar. O nedenle dikkatli de olmak gerekiyor. Yani biz Borsa İstanbul'a tekrar dönersek 10.700-750'nin üstünde kalıcı olmadıkça bu satış baskısının ben
devam edebileceğini de düşünüyorum. 10.000-10.200 bandına kadar en azından. 10.000 seviyelerin altı aslında bize gerçekten bir fırsat sunacak. Hisse senetlerinde de ciddi potansiyel bulmak çok kolay olmuyor son dönemde. Peki bu yani fırsat, evet son dönemde belki bulunmuyor ama önümüzdeki döneme ilişkin fırsatlar nerelerde olabilir? Sonuçta hani bu dipten alımlar yine bir fırsat olarak karşımıza çıkabilir ama orada nelere dikkat etmek, nasıl bir strateji belirlemek de fayda olabilir? Yani uzmanlar, analistler hep hem aslında hisse tarafında hem de sektörel anlamda biraz daha seçici olmak da önem var deniyordu. Şimdi Ali Barbaros Demirer az sonra tekrar bizimle birlikte olacak. Ama bankacılık sektörüne ilişkin önemli bir haber var. Biz de onun detaylarını paylaşalım. Toplam mevduat 26 Temmuz'da biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık olarak 156.8 milyar lira artışla 17.4 trilyon lira olarak gerçekleşti. TL mevduat faizli %60'lar seviyesinde dengelendi. O haberi izleyelim şimdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı 26 Temmuz'da biten haftada 156 milyar 784 milyon 422 bin lira artışla 17 trilyon 401 milyar 922 milyon 768 bin liraya çıktı. Geçen hafta 1 ila 3 ay vadeli ortalama Birleşik Türk Lirası mevduat faizi %59.3 olarak gerçekleşti. Ticari kredi faizi %61.8 olarak izlenirken ihtiyaç kredisi de %74.3 olarak kaydedildi. Aynı dönemde bankalardaki Türk Lirası cinsi mevduat %1.84 artışla 10 trilyon 547 milyar 446 milyon 517 bin lira, yabancı para cinsinden mevduatsa %0.14 azalışla 6 trilyon 136 milyar 573 milyon 343 bin lira oldu. Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri geçen hafta %0.95 artarak 1 trilyon 656 milyar 314 milyon 294 bin lira oldu. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 405 milyar 562 milyon 422 bin lirası konut, 66 milyar 942 milyon 635 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 183 milyar 809 milyon 237 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 26 Temmuz'da biten haftada 79 milyar 828 milyon 975 bin lira artarak 13 trilyon 545 milyar 101 milyon 709 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %37.56 artış kaydetti. Evet, devam ediyoruz şimdi farklı görüşleri ekranlara taşımaya. Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci'nin şimdi görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Para politikasının enflasyondaki katılığı çözmeye yetmediğini söyledi ve Merkez Bankası'nın bu sene faiz indirmeye başlaması gerektiğini savundu. İzleyelim neler söyledi. Bizde enflasyonda öyle bir katılık var ki, yani ben bunu dün de dile getirdim. Bu katılık para politikasını enflasyonla mücadelede yegane araç olarak görmenin yanlış olduğunu ortaya koymaya başladı. Yani şöyle söyleyeyim, enflasyon sadece Merkez Bankası'nın sorunu değil, tüm ülkenin sorunu. O yüzden bu soruna tüm ülke eğilmeli. Şu an baktığımız zaman sadece Merkez Bankası enflasyonla mücadelede tüm yükü sırtına almış gibi görünüyor. Ama hepimiz çok net biliyoruz ki para politikası tek başına enflasyonu düşürmekte yeterli değil. Şunu kastediyorum açıkçası, biraz daha açayım ne demek istediğimi. Şimdi aslında biz maliye politikasının devreye girmesi gerektiğini düşünüyorduk. Girdi ama hatırlarsan ilk taslakla yasalaşan metin arasına baktığımız zaman yani çok küçüldü şu vaziyette. O yüzden yani maliye politikasının dezenflasyonu sürece etkisi düşündüğümüzün çok altında kalmış durumda. Diğer taraftan tüketim tarafındaki yani şu an enflasyonist baskıların en kuvvetli olduğu yerden birisi hizmet sektörü. İşte lokanta, oteller, seyahat gibi. O tarafta biz hala kredi kartı kullanımının çok yoğun olduğunu, taksitlerin fazla olduğunu görüyoruz. Orada bir sınırlama bir türlü gelmiyor. Yani benim gördüğüm hikaye şu açıl. Bakın yani Temmuz rakamları da bunu teyit edecek. Her ne kadar Merkez Bankası önceden fark etti Temmuz rakamlarının yüksek geleceğini. O da iletişim politikasıyla piyasaya hazırlamaya çalıştı. Pazartesi günü %3,5-4 civarında bir aylık tüfe enflasyonu göreceğiz. Yani benim bundan 2 ay önce modellerime koymuş olduğum rakam %2 civarındaydı. Bu yüksek gidiyor. Bu yüksek gittiği için beklentiler bir türlü toparlanamıyor. Yani enflasyon tarafında bir sorun var. O sorun da şu, katılık var, düşmekte zorlanıyor.
Şimdi böyle bir ortamda Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklemek doğru olmaz. Ama şunu da biliyorum, işte sen de bahsettin, ben bizzat yaşıyorum. Yani bak çok iddialı bir şey söyleyeceğim belki. Son toplantıda hep bunu söylüyorum. Ya ben 8 yıldır şirketlerde yönetim kurullarında görev alıyorum. Branson krizi sonrasındaki 6 aylık pencereyi bir kenara bırakırsanız hiç bugün olduğu kadar sorun görmemiştim. Çünkü reel sektörde yaşanan sorun da yani para politikasının doğrudan ve dolaylı etkileri üzerinden kaynaklanıyor. O yüzden ben Merkez Bankası'nın hani reel sektörde olan bitene de çok kayıtsız kalamayacağı kanaatindeyim. Yani kendisi kayıtsız kalsa siyaset mekanizması kayıtsız kalmayacak bir noktadan sonra. O yüzden hakikaten zor bir döneme giriyoruz. Yani bu zor dönemde umarım yani Temmuz'dan sonra enflasyon aylık bazda işte Başkan Yardımcısı Cevit Hoca'nın dediği gibi hani makul seviyelere gelir de Merkez Bankası'nın en azından hareket alanı genişleyebilir. Yani benim görüşüm şu, para politikası anlamında belki de en zor döneme giriyoruz test açısından önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Ve bu noktada kamu mallarına yapılan ve yapılmak zorunda kalınan zamlar da bu süreci hani sekteye uğratıyor gibi görüyor. Ben Merkez Bankası'nın yani Eylül ayı gibi bir faiz indirme başlayacağını düşünüyordum ama bu Temmuz rakamı bende biraz negatif yarattı. O yüzden Ekim-Kasım gibi düşünmeye başladım. Neden Merkez Bankası bir faiz indirme noktasında da reel sektör tarafını görüyorum. Banka bilançolarını görüyorum. Çünkü yani dün PMI rakamı geldi Türkiye'de mesela. İstihdam tarafında da bozulma var. Siparişlerde bozulma var. Stoklarda artış falan var. O yüzden yani orada da o antibiyotiğin etkisi ortaya çıkacağı zaman geç kalmış olabilir. O yüzden ben Merkez Bankası'nda Eylül olmasa bile bu sene içerisinde bebek adımlarıyla faiz indirimlerinin başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve ekonomi birimlerinin koordineli olarak Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede artık yardım etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet, şimdi Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan sondaj gemisi Abdülhamit Han Karadeniz'e doğru yol alıyor. O görüntü de ekranlarınızda şu anda yansıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu geminin Karadeniz'deki yeni görevine uğurlanırken bazı açıklamalarda bulundu ve Bayraktar Karadeniz'de bu yıl bitmeden bir keşif kuyusunu tamamlayıp millete güzel bir neticeyi vermeyi ümit ettiklerini söyledi. 10 milyon hane halkının ihtiyacını kendi gazımızla Karadeniz'de üretmiş olacağız değerlendirmelerini yaptı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. Şu anda Abdülhamit Han sondaj gemisi hidrokarbon arama çalışmalarına katılmak üzere Karadeniz'e doğru yolculuğuna başladı. Böyle bir bunu da paylaşalım. Ve şimdi biz tekrar Deniz Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Ali Barbaros Demirer'e gidelim. Yeniden merhaba. Bir şekilde merhaba tekrardan. Sanıyorum ki bağlantınızda bir sorun oldu. Beni duyamadınız evet. Ama şimdi kaldığımız yerden devam edersek biraz böyle hani bilanço tarafında çok iyi gelmeyen bir süreç olduğundan bahsettiniz. Toparlamak Hı-hı. gerekirse ve bir süredir aslında bu iniş çıkışların yaşandığını söylediniz. Ama önümüzdeki döneme şöyle bir baktığımız zaman acaba hani sektörel olarak nasıl farklılıklar olabilir? Seçici olmaktan bahsediyor uzmanlar. Hem sektörel tarafta hem de hisse tarafında. Dolayısıyla stratejik olarak nasıl adımlar atmakta fayda var acaba böyle bir dönemden geçerken? Aslında önümüzdeki dönem bence tüm sektörler için zor olacak. Yani burada ayrım yapmak çok kolay değil. Bu sebeple biz bu yılın başında hani birkaç trap yani her seferinde daha doğrusu söylüyorum. Biz deniz yatırım olarak temamızı zamanlama üstüne kurduk. Bundan önceki dönemlerde tabii ki de yani hisse senedinde biz uzun vadeli yatırımı her zaman önersek, teşvik etsek de sanki bu dönem uzun vadeli yatırımdan ziyade belli seviyelerde almak ve belli noktada da satmayı bilmek. Çünkü belli bir bantta ne aşağıya geleceğiz, ne olursa olsun enflasyon var. Nominal olarak da olsa fiyatlar hala yukarı gidiyor. Fakat çok da olumlu bir bilanço görmeyeceğiz ve görmüyoruz. Bu parasal sıkılaşmanın etkileri belki daha yeni yeni yansıyor. Biz üçüncü çeyrek yansımasını bekliyorduk ki ikinci çeyrek bile ciddi anlamda bilançolara bunun yansıdığını görüyoruz. O nedenle fiyatların yani hisse senedi fiyatlarının çok da kopup gideceği, çok da yükseleceği bir dönemde değiliz. Bizim o nedenle yapabileceğimiz, demek istediğim gün içerisinde her gün al sat al sat değil ama belli seviyelerde potansiyeli yakaladığımız noktada almak ve doyuma ulaştığı yerde de satmak bize bu yıl için ve önümüzdeki 6 ayda da veya 5 ayda yıl sonuna kadar
sanki bu stratejide devam etmek getiriyi maksimum seviyeye çıkarmak için doğru strateji olur görüşündeyim. Yani peki çünkü burada yani bunu yapmak için peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani hani biraz daha uzun değil daha kısa vadeli bir strateji gütmek daha faydalı olabilir dediniz. Dolayısıyla hani orada tam olarak biraz hani piyasayı takip edip gün içi dinamiklere mi bakmakta fayda var? Yoksa nasıl hani hangi kalemler burada biraz daha yatırımcı için öne çıkacak? Yani bir kere şunu çok net söyleyeyim. Yani her yatırımcı kendi çalıştığı kurumun yatırım danışmanlığı, araştırma bölümlerinin raporlarına, söylediklerine mutlak değer versinler. Tabii ki de günlük alsat farklı, bizim Türk yatırımcısı bunu çok seviyor. Fakat belli seviyelerde artık borsanın çok düştüğünü veya daha düşecek çok az yeri kaldığını veya belli seviyede de yükselmesinin artık çok zor olduğunu neredeyse tüm piyasa buna hemfikir oluyor. Fakat tabii ki de piyasa bunu bir günde tamam burası artık yeter daha üstünü beklemiyoruz dediğiniz gün düşmeye başlamıyor. Ama artık o noktada sizin risk almak yerine riski yönetmek noktasına geçmeniz gerekiyor. Fakat bunu yapmak bir taraftan da yatırımcı için zor oluyor. Ama demek istediğim kısa vadeli stratejiler 2-3 haftalık, 1 aylık, belki 2 aylık. Ama mesela şu sıralarda 11.000-11.200 bandı. Gerçekten geçmesini çok beklemediğim, Ağustos ayı boyunca da beklemediğim bir band. Ama 10.000'in altında alım seviyesi. Mesela çok basit olarak bunu uygulasak sanki iyi bir strateji olur görüşünüz. Evet, gerçekten zor, belirsiz zamanlar. Küreselde de işler çok iyi gitmiyor. Acaba oraya dair görüşünüz nasıl? Biz her ne kadar hani çok fazla direkt doğrudan yabancı yatırımcı sayısının azlığından dolayı çok bağlantılı olmasak da yine de etkilendiğimizi gördük bu hafta içerisindeki haber akışlarına ve oradaki oynaklığa bakarak. Dolayısıyla oradaki geçişkenlik için ne söylersiniz? Yani birkaç gün daha şu son yaşadığımız oynaklık devam eder diye düşünüyorum. Dolar Japon yeni işte 150'nin hemen altında. Bu yaklaşık son 1,5 yıldır başlayan bir trendin tam destek seviyesi. Bunun altına gelse de hemen çok bir kırılım beklemiyorum. Fakat Japonya'da faiz arttırımı, dünyanın geri kalanında faiz indirimi beklentileri var. O nedenle Japon yeninin değerlenmesi zaten S&P gibi veya işte Amerika'da Nasdaq'ta birçok ciddi prim yapan teknoloji hisselerinde bir satış baskısına sebep olabilir. Evet. O nedenle orada da biraz dikkatli olmak lazım. Biraz daha risk almaktan kaçınmak, belki belli yerlerde stop koymak ciddi önemli diye düşünüyorum global tarafta. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için Deniz Yatırım Danışmanlığı Müdürü Ali Barbaros Demirer bizimle beraberdi. Şimdi programımızı sonlandırmadan önce Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan sondaj gemisi Abdülhamitan Karadeniz'e doğru uğurlanıyor. O görüntüler şu anda ekranlarınızda. Türkiye'nin denizlerde doğalgaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği 7. nesil teknolojiye sahip bir sondaj gemisi Abdülhamitan. 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun da en güçlüsü olma özelliğini taşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiler bu yönde. Ve sondaj gemisinde Karadeniz'deki yeni görevine doğru uğurlandı. Bunu da aktaralım ve programımızı noktalayalım. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Sırada Çağlar Kuzukluoğlu ile Akıllı Para var.